18 Kasım 2023 saat 18. Herkese selamlar. Ağustos ayında yazılım sektörüyle ilgili bir video yapmıştık. 21 tane hisse senedini incelemiştik. Burada da güzel bir marj aldık bilişim tarafında. Aynı şekilde GEO tarafında da video çekeceğimizi söyledik. Bakalım GEO tarafında da bu yükselişi alabilecek miyiz? XGMO endeksini açalım. Evet, burada da çok fazla hisse senedi var bu arada. Ben kendi açımdan bazılarını eledim, bazılarını doğru ya da yanlış artık bir kabaca temel analizlerine bakarak bedelli açıklamışları tabii ki ayırarak bir şekilde buradaki hisse senetlerini incelemiş olacağız hep beraber. Bakalım ne şekilde yorumlar çıkacak. GEO tarafında da güzel bir yükseliş alacak mıyız? O da çok önemli. Evet, Emlak GEO ile başlayalım. Emlak GEO güzel bir bilanço açıklamış. %77 artırmış esas faaliyet karı. Burada 2 milyar 874, net dönem karı ise 3 milyar 700. Yani rakamlarla ben sizi boğmayayım. Burada bir duran varlıkta -7'lik bir azalma var. O biraz sıkıntılı. Geri kalan durumda gayet iyi. %50'sinden biraz aşağı işte Çevre Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aitmiş. Ve güzel sermaye artımlarını burada baktığımızda bir tahsis oranları var. Genel itibariyle temettü veriyor. Bu da yine güzel. Sektörel verileri geçelim. Bunları takasa gelelim direkt. Takas tarafında arkadaşlar. Evet. Citibank tahtacısı, hemen altında yatırım, emeklilik, garanti, iş yatırım. Yani güzel bir beşlisi var. 300 milyona yakın Citibank yabancı içeride ve 6 aylıklarda komple satmış. Çarşamba günü bir alım yapmış sadece. Bununla birlikte son 6 ayda yatırım fonları ve emeklilik fonları güzel bir şekilde toplamış satılan malları. Garantide, iş yatırımda, hafif satıcı da olmuş. Bundan sonraki süreçte bakacağız. HSBC'nin ise 87 milyon not olması beni sevindirdi. Güzel yani. Şu anda takas tarafı. Fonlara baktığımızda bayağı bir fon var. Bu da tabii çok çok ona olumlu. Burada sektöre baktığımızda medyan 2.79. Yani FK'sı bunun ortalaması 2.79 tarzında gayrimenkul sektörü gidiyor ve 1.38'de PD var. FD Favox'e 25.57 tarafında. Şimdi mesela burada baktığımızda emlak geliyor. Ne durumda diye. Evet, mesela burada FK pahalı. PD ucuz. Bu da ucuz. Bu tarafta fiyat kazanç oranı biraz pahalı duruyor ama genel itibariyle iyi. Zaten temel çok çok önemli değil bizim için. Yani bilinç açısından. Teknik analizde hareketli ortalamalarına göre durumlar nerede? Emlak GEO nerede ve nereye gidiyor? Öncelikle onlara bakalım. Bizim için peki iskontolu mu? Tabii ki temel tarafı bunu gösteriyor ama hareketli ortalama ve teknik analizde de bunun işte ise iskontolu taraftaki hisselere bakmaya çalışacağız. Mesela Emlak GEO haftalığı açtığımızda bakalım nasıl bir şekilde gösteriyor. Böyle bir yükseliş. İkinci yükselen kanalında görmüş olduğunuz gibi haftalıkta. Haftalıkta bozuk olduğu için yani kötü bakılabilir elbette. Ama burada atmaya çalışıyor. 753 ile kapatmış. 770'in üstüne kapatmış olsaydı haftalıkta tekrardan pozitife geçecekti. Uzun vade yani hareketli ortalamasının altında olduğu için buradaki şu 770'in uzun vadede elde tutmamak gerekir bu hisse senedi maalesef. Ama güzel bir yükseliş atağa gelebilir. Bir cuma günü 7.70'in üzerine kapanırsa. Burada görmüş olduğunuz gibi 200 günlük hareketli ortalamayı daha önce de böyle bir kesmiş. Bu sefer de kesmiş. Buradan bir atak beklenilebilir mi? Olabilir. Nasıl düşünüyoruz bunu? Burada bir düşüş söz konusu. Tekrardan buraya bir çanak çizilmiş. Çanağın akabinde tekrardan satışa geçilmiş. Burada bir boğa imzası oluşturup yukarılara doğru bir gitme eğilimi olabilir. Tabii ki bunların hepsi varsayım. 200 günlük hareketli ortalamasına yaklaşan bir hisse senedi muhtemelen ucuzdur. Hani çok büyük olasılıkla iskontoludur, güzeldir. Yani işler çok kötü gitmiyorsa Emlak GEO tarafı da yani yine öteki hisse senetlerine baktığımızdaki durumlarda hareketli ortalamalarına göre daha iskontolu kalmış diyebiliriz. Yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hiçbir şekilde GEO da elimde yok bu arada. Evet, söyleyebileceğim bu. Şu an için ortalamalar birbirini kesiyor. Burada 20 de 200'ü kesecek. Muhtemelen 20.50'yi de geçecek. Yani burada bir atak gerçekleştirilebilir. Yani normalde böyle yatay trendlere çok bakmak istemiyorum. Çok şey yapmıyorum ama yine bakıyoruz tabii ki. Burada mesela bir kırılan da görüyorsunuz. Şöyle baktığınızda bir kırılmış bir bant görüyorsunuz. Sadece şu düşüşü ele alsak mesela buranın nihai hedefi direkt 9.69'lar. İleriki seviyelerde zaten işte seçim sonunda yani bir şekilde İstanbul'da bir konut yapımına zaten başlanacak. Emlak GEO'da bu işin öncüsü olacaktır. Burada asıl rant 8.25 bandı geçildiğinde
başlar Emlak Yayı tarafından. Bu tarafta Emlak Yayı'yı izliyor olacağız. Evet. Emlak Yayı'yı şöyle kaldıralım. Baktık. Şimdi Geo tarafında benim en çok beğenmiş olduğum İş Geo, Al Geo ve Akme Geo tarafları var. Akme Geo'dan güzel bir zaten oran aldık. Twitter'da da hani bunu daha önce paylaşmıştık. Hemen şöyle şimdi mesela İş Geo'ya bakalım. Şöyle grafiğini açalım. İş Geo. Evet, güzel bir net dönem kârı bırakmış. Yani neredeyse 5 milyara yakın bir net dönem kârı. Aynı şekilde ses faaliyet kârı da 5 milyar 200 milyon. Burada finansal borçları var hafif bir şekilde. Dönem varlıklar finansal borçlardan biraz fazla gibi. Net borçlar da aynı şekilde. Öz kaynaklarını da çok çok artırmamış. Evet. Yani sonuç itibariyle İş Bankası'nın GEO'su iyi bir şekilde tüm iştirakleri iyi bir şekilde her zaman yönetilir. Burada baktığımızda mesela %52'si İş Bankası'na ait Anadolu Hayat Emeklilik ve diğer diye gidiyor. Yani %60'ı tamamen İş Bankası'na ait olduğunu söyleyebiliriz. İş GEO'da güzel işler yapan bir GEO sektörünün lideridir. Benim gözümde, benim nezdimde, benim nacizane sığ bilgimle diyeyim. Bedelsiz veri genel itibariyle gayet mükemmel. Sektör verileri geçelim. Takasa gelelim. Takas da iş yatırım tabii ki. 6 aydır pul satıyor. İş Bankası da hani hafif alımlar yapmış 3 aylıkta ama ikinci olarak tahtacı. Üçüncü tahtacı ise Citibank. Tabii ki bu da hoş. 50 milyon notla. Burada 3-6 aylıklarda satmış ama haftalık ve günlükte toplamaya hafif hafif başlamış gibi gözüküyor. İleriki zamanlarda bunu incelemeye devam edeceğiz. Deniz Yatırım burada yine aynı şekilde. Bu da mesela günlükte ve haftalıkta satışa geçmiş. Yani sitenin denizin sattığını site alıyor gibi bir şey şu an için. QNB de hafif satışa geçmiş 5. ortak olarak. Evet, burada yatırım fonlarını da görüyorsunuz. Güzel. Deutsche Bank'ta var. Yani güzel. Harika zaten. Kötü olamaz. Yani işgeyi her zaman sevdiğim bir hisse senedidir. Evet, bu FK olayları çok çok önemli değil arkadaşlar. Bunlar basit marjlar. Bunlara hiç şimdi girmeyelim. Genel itibariyle işgeyi o ne taraftaymış. Kısa da bir video olsun. O kadar çok uzatmamış olalım. Evet, işgeyi görüyorsunuz. Böyle düşen bir marş. Tabii bunun bölünmeleri falan da var. Burada bir çanak oluşumu ve çanağın akabinde burada böyle baktığımızda onaya geldiğini gösteriyor. Peki bu hisse senedine mesela kısa veya orta vadede almak doğru mu? Değil. Ne zamana kadar? Mesela burada hiç değilse burada 21.50 seviyesinin yukarıya kesmesi. Yani fiyatın burnunun üzerine çıkması lazım. Yoksa negatiftir. Nereye düşeceğini bilemezsiniz. Tabii ki şuralarda olsa tadından yenmez. Ancak oralarda değil. Gelirse tabii ki değerlendirilir. Tabii ki alınır ama sevmiş olduğum ya da daha doğrusu çok beğendiğim bir hisse senedi olduğu için bunu da buraya paylaşmak istedim. Eğer buradaki çanağın onayıysa bu, yani burada bir potansiyel varsa bu çanağa kadar yukarılara gitme olasılığı da çok çok yüksektir. Ve tabii ki yine söylemiş olduğumuz gibi burada bir mesela o kadar düşüşler oldu. Bu aşağılarda kalmış. Yani burası nedir? 1, 2, 3, 0, 618 liraya kadar bir düşme eğilimi içerisinde olması gerekirdi. Ama şu an için iyi bir şekilde sürdürüyor. Tekrar söylemiş olduğum gibi 21.50 üzerine kapanış yaparsa ki oralara çok yakın tekrardan pozitife geçecektir. İş geliyor o tarafta bu şekilde. Evet. Şimdi de kapattım. Gerek yok. Öz KG'ye bilançosu bir dağınık. Satışlar düşmüş. Esas faaliyet kârı yani ufak da olsa düşmüş. Fabük düşmüş. Net dönem kârını artırmış %14 ama tabi bunları şeyleriyle hesaplamak lazım. Mesela 5 milyar 5,5 6 desem buraya. Bir dahaki dönemde tabi GEO dönemi nasıl oluyor? Şöyle 15 10 çeyreklikte baktığımızda evet genelde son yani sermayeye baktığımızda sermayesi 1 milyar 450 yani sermaye çok fazla. Yani o şey burada Ahmet Akbal'a aitmiş %47,22'si. Ürfi Akbal'a aitmiş %25. Hani hemen hemen bir aile şirketi gibi bakabiliriz duruma. Sermaye ve temettü genel itibariyle bedelsiz. Tam bedelsiz hatta hiçbir. Ufak da olsa bir temettü vermiş. O da 2013'te vermiş. Yani temettü verimliliği çok yok. Takasına baktığımızda bize ne diyor? Takasta yatırım fonları, iş yatırım, emeklilik, Citi garantiye güzel bir takas. Çok kötü değil. Burada emeklilik fonları hafif alıma geçmiş satışlardan.
6 aylık da güzel toplamış çünkü bittik onları. Son aylık zamanda da yine site satıcılığı, genel itibariyle satıcılığı görüyorsunuz. Yani şuradaki sermaye hani yüksek olduğu için ÖSKG'ye sevilen bir hisse senedir. Özel gayrimenkul. Ucuz olduğu da söylenir. Temel analizciler açısından. Hani benim çok bir bilgim yok temel analiz tarafında. Biz kaba usul bakıyoruz. Neydi? ÖSK. Evet, özel gayrimenkul. Yani bunların değerlemeleri de çok fazla. O yüzden teknik açıdan bakmak çok daha benim için olumlu. Hiç değilse fiyatı izliyorum. Başka bir şey izlememe gerek kalmıyor. Evet, mesela burada şurada 12 seviyesinden burada 8.70'e kadar düşmüş. Burası 0.618 bölgesi, güzel bir alan. Ama şuralara da gelirse tadından yenmez, 8 lira civarı. Burada takip edeceğimiz nokta mesela bu pozitife geçmiş bu ise ama 50 günlüğünün altında kalmış. Yani şuraları 9.50'leri falan geçerse tekrardan pozitife geçecek ve güzel yükselişlere gebe olabilecek hisse senetlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. ÖSKG'nin de. Bu neymiş? Başkent Gaz. Başkent Gaz. Başkes. Mesela bunun FK oranı biraz yüksek gördüm. Başkent Gaz. Şuradan bakalım. Katılım endeksine uygunmuş. Görmüş olduğunuz gibi net dönem karını falan artırmış. 284 milyon pound, yine 1 milyar esas faaliyet karı negatif gelmiş ama bir şekilde kar etmeyi bilmiş. Burada çeyreklik net kar da kötü gelmiş tabii. Öz kaynaklardan %22 olması zaten biraz sıkıntılı bir süreç. Çok şu an için bakasım gelmedi ama bakalım. Torunlar Enerji Sanayi %75, tam bir tahtacı hissesi diyebiliriz. Sermayelerine baktığımızda bir problem yok. Temettü de veriyor. Takasında kimler varmış? Garanti, emekli, kişi yatırım, yatırım fonları, OYAK varmış. Toplayan emeklilik fonları olmuş son 6 ayda ama bilançoyu o kadar beğenmedim. Şöyle baktığımızda bize neler söylüyor. Mesela burada 200 günlükte güzel bir dip seviyesinde. Yani dip sayılabilecek bir seviyede. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir yükselen kanal ve yükselen kanalın daha çok çok başlarında zaten çok eskide bir hisse senedi de değil. Ve buralardan bir atım gerçekleştirirse belki buralar 25 seviyeleri kendisinin ya hedefi olacaktır. Başkent Gaz'da şöyle yapalım. Evet, başka sermayesini okumak lazım. Yani bu da 700 milyonluk bir sermaye, az da değil yani. Evet, ASGE'ye. ASGE'ye o bakalım. Burada net kar, net dönem karının güzel arttığını görüyorsunuz ama çeyreklik net kar da bu tam olarak şu an için söz konusu değil. Burada satışlar düşmüş, brüt kar düşmüş ama bir yerden bir şekilde artırmayı başarmış. 1 milyarlık bir Asya gayrimenkulde bir net dönem karı gözüküyor. Net borç çok azalmış bayağı ve öz kaynakları %19 aranında artırması güzel. Dönem varlıklarda da para var bir şekilde. 1 milyar, 1,5 milyar kadar. Şirket bilgilerine baktığımızda burada Abdülkadir Sami Cengiz Ülgan konuk oğullarınınmış. Aile şirketi gibi bakılabilir. Emine Koçer de yine aynı şekilde bu grubun içerisinde tahtacı hissesi diyebiliriz. Sermayesi neymiş? 659 milyon. Yani 700 milyona yakın. Bu da az değil aslına bakarsanız. Hani biz de tam ölücüyüz yani. Takas. Takaslara baktığımızda iş yatırım, garanti, vakıf, ziraat, yapı kredi. Genel itibariyle alım, iş yatırım. Tahtanın en büyüğü mala sahip çıkmış, alıma devam ediyor. Garanti sadece günlükte satmış, o da alıma devam ediyor. Burada yine OYAK yatırımda alıma devam ediyor. Gedik'le birlikte. Yine aşağılarda Marbaş gibi ise aracı kurumlar, şirketler var. Evet, ASGE'ye bakalım. ASGE'ye. Evet, böyle bir kanalın içerisinde şu an neredeyse arz fiyatına neredeyse gelmiş diyebileceğimiz bir hisse senedi. Umarım buralardan tutunur ve pozitife geçer, tekrardan yükselişlere gebe olur diyelim. Şöyle baktığımızda da burada bir düşen trend çizsek şu şekilde. Evet. Ya buralar kırılırsa tık 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 diğer üste doğru gidecektir. Bakacağız. Askeri o. Hani neydi bunun? 700 milyona yakın bir şey var değil mi? Evet. ASGE o da bu şekildeydi.
Ad GEO, bunun özet raporuna baktığımda güzel bir bilanço ile karşılaşıyoruz. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve güzel bir bilançosu var. Mükemmel de artırmış yani. 120 milyondan 673 milyona kadar artırmış. Burada çeyreklik netken hani çok çok arttı değil ama öncekine göre tabii ki evet okey. Evet. Kim karşılıyor bizi? Cem Okullu. Herkesin bildiği diline dolanmış olan Cengiz Okullu, Cem Okullu %30 60 75'ine aitmiş. Yani burada işler karışır. Yani kimin olduğu da çok önemli. Daha önce de çok çok ismi duyulan bir yapı. Evet, Citibank burada mal alımı. Evet, 5 milyonluk bir mal alımı yapmış. Son aylıkta ad geliyor. Yani bu da yeni bir hisse. Cem Okullu girmiş buna. Daha önce girdiği hisselerde de hani farklı işler olmuştu. Herkes biliyor zaten. Yatırım Finansman ve Citibank. Yani burada iki yabancı bu işi bir şekilde onun adına götürüyor. Ne oluyor? A1 Kapital, QNB, Flip Kapital. Yani bunlar alıma devam ediyor. Şeker falan. Denenebilir arkadaşlar. Yani baktığımızda şirket bilgilerine 193 milyon sermayesi yani ötekilere göre gayet iyi sermaye tarafı. Yani bu da ne oluyor? Hisse başına kar yani hisseden düşen kar ve daha fazla yansıyor bir lota. Evet. Şu isim biraz tabii hani işi bozabilir. Fonlarda burada Deniz Yatırım Fonu var. Yani hiç değilse var ki kötü değil güzel. Bunun hemen şeyine de bakalım. Evet FK'larında falan da öyle bir çarpılma yok. Tabii FK evet varmış. Bu şekilde ad geliyor da hani çok çok düşünmem arkadaşlar. DGY Doğuş Gayrimenkul sanırım. DGGY o. Onu hemen onu kontrol edelim. Yani cumartesi ev hali böyle biraz şey olabiliriz. Evet. Bakalım. Net dönem kârını acayip düşürmüş. Kötü. Çeyreklik net kâr da kötü. Genel itibariyle kötü. Burada dönem varlıkları hariç, yani öz kaynakları bile azaltmış. Hani daha nasıl kötü olabilir? Satışlar var. Brüt kâr var. Net dönem kârı yok. Fabrik sadece artıda. İlginç. Evet. Doğuş Otomotiv. %94'üne aitmiş. Tahtacı hissesi olması güzel. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani genel itibariyle bedelsiz bölünmüş. Yani çok önceleri 98-99-2000 verilerinde böyle bir saçmalık var. Başka yok. O yüzden olabilir. Tahtacı, ziraat, garanti, iş yatırım, vakıf, ak yatırım tarafı. En büyük tahtacı ziraat. 265-63 milyon notla. O da aylıkta satmış. Genel itibariyle topluyormuş. Burada onun sattıklarını toplayan garanti var. Tamamen ak yatırım sayılabilir. Burada Osmanlı alıyor. HSBC'sinde 321 milyon not var. Evet yani sonuçta doğuştur. EGG o. Evet şöyle baktığımızda haftalıkta neler oluyor? Evet böyle ikili bir tepe tekrar atsa yukarı aşağı kırar mı yani? Hani teknik manada çok çok böyle İyi yerlerde değil. Mesela şuralar olsa güzel olur değil mi? Hani gelir mi bilmiyoruz tabii de. Biraz ölücüyüz herhalde bu konuda. Ya seçici olmak lazım. Al geliyor. Al geliyor. Alarko'nun en çok en beğendiğimiz şirketlerden. İş geliyor. Al geliyor. AKMG'ye. Yine söylemiş olduğum gibi. Net dönem kârını %58 artırmış. Burada finansal biraz borçlanma yapmış ama kasada kat ve katı var zaten %93'te dönem markaları artırmış. Çeyreklik net kar hani çok çok bir veri değil 277 milyon. Daha öncekilere göre de hani hafif bir şekilde yukarıda. Burada söyleyebileceğimiz ne olabilir? Öz kaynaklarını %5 artırmış. Güzel yani artırması bile güzel ama daha fazla olmalı tabii ki. Burada %35 ile Alsim Alarko Sanayi yaymış. %16 ile Holding'e ve %5 de Alarko Gayrimenkul Yatı. Yani kurumsal bir firma yani görmüş olduğunuz gibi. İştirakleri de bolca var. Tabii iştirakin olması hisseyi daha da fazla bir şekilde ilerletiyor. Yani böyle kurumsal firmalar daha güzel bir şekilde ilerliyor. Evet, burada genel itibariyle bedelsiz. Ta 96'da bir kez bedelli vermiş.
Güzel. Bir problem yok. Takasına baktığımızda Algeo tarafında neler söylüyor? İş yatırım garanti Akvakıf tarafı devam ediyor bunda. İş yatırım son haftalıkta güzel alımlara başlamış. Güzel lotlar da almış açıkçası. Zaten 17,5 yani 18 milyona yakın not kendisinin. Güzel alımı devam ediyor. Genel itibariyle satışlı. Burada tam alan HSBC yatırım. Dostlarım falan da var. Güzel yani ben zaten hani beğendiğim bir bildiğim bir hisse senedi. Fonlar da var. Gayet iyi. Evet, Algeo da bu şekildeydi. Hemen Algeo'nun zaten devamlı bunu takip ediyoruz ve konuşuyoruz ama yine konuşalım. Haftalıkta tam desteğine gelmemiş bu arada. Gelmiş olsaymış daha iyiymiş. Evet. Algeo tarafı. Burada bir Quasimodo tarzı da bir şey de çizmiş ya. Umarım çalışmaz. Çalışırsa tak buralara tık diye gelir vallahi 36. Evet. Burada bir çanak yapıp burada onayına da gelmiş olabilir. Bakacağız, incelemek gerekiyor. Şu an için hala pozitif. Yani bir hareketli ortalamasının üstündeyse bizim için hiçbir geri kalan tüm olasılıkların pek bir anlamı yok. Yani bunu bir araba sürmek gibi düşünebilirsiniz. Hareketli ortalamalar devamlı yola bakmanız gereken ön monitör tarafı. İşte atıyorum bir uyumsuzluk olur sağ dikize bakarsınız. İşte başka bir momentum tarafına işte sol dikize bakarsınız. Takaslarında bir problem vardır atıyorum ya da işte farklı farklı bir sürü varyasyon. Yani oradaki mumun engulf yapısı, arz talep bölgeleri, mumun dili, en son kapanışları tabii ki elbette işte o da geri dikiz aynası diyebiliriz. Bunun gibi şeylerdir ama asıl olan her zaman hareketli ortalama üzerinde mi değil mi buna bakmak lazım. Eğer hareketli ortalama üzerindeyse problem yoktur. Pozitif bir şekilde devam ediyor. Eğer bunun altına geçilirse orta vade pozisyonunuzu stop olmanız gerekir. Şu an için haftalıkta da çok büyük desteğine gelmemiş. Yani buralara gelse buralardan bir destek almış olsa iki de gelmiş yani iğnelerle gelmiş tabii. Umarım devam eder. Yani muhtemelen devam eder. Argeo güzel bir şirket. Güzel de yönetiliyor. Bakalım ileriki seviyelerde neler olacak göreceğiz. KZGO. Hemen inceleyelim. Kuzu Grup. Kuzular, kurtlar. Evet, satışlar, mülkerler iyi. %8'de şeyi artırmış. 200 milyonluk sermaye. Yani çok fazla değil. Güzel. Kuzu Otel gayrimenkul yatırım. Bu da işte şeymiş. Sermaye yatırım ortak. Yani bu zaten yeni bir hisse herhalde. Takaslarına bakalım biz. İş, ziraat, vakıf, garanti. Bir de City. 6 milyon notta iş yatırım. Ya genel itibariyle satmış. Sadece City topluyor. Bu da tabii ki güzel. City topluyorsa güzeldir yani. Geri kalan hepsi satmış çakmışlar. Gedik burada topluyor. Yatırım finansman da toplaması gayet olumlu. Güzel. Harika. Burada ünlünün de toplaması güzeldir. Piramit topluyor. Evet bu şekilde. Bakın bu ne ya? Polen menkulden 1000 not almış öyle duruyor. Hiçbir şey yapmamış. Bu da 13 lot satmış dinamik. Ya. Türk İş Yatırım'da 24 lotla 170'in 10'unu satmış. Evet bu şekilde. Güzel yani yabancı topluyor. Sorun değil. Burada A1 kapitali görüyorsunuz. Bu neymiş mesela? Hangi fonmuş? Bakalım. Çoklu varlık fonu FIBA. FIBA portföy. FIBA da topluyorsa iyidir. Yine aynı şekilde FIBA'nın iki tane yani ufak da olsa var yani burada. Yine A1 kapitalinde fonu var burada. Kızılbük geliyor. Kötü değil. Arz fiyatına gelmiş. Böyle bir yükseliş akabinde aşağılarda. Hareketli ortalamasının üstünde günlük olarak gayet pozitif. Buranın üstünde olduğu sürece bir problem yok. Evet, RSI biraz böyle yukarı gitmiş. Yani sol dikize baktığımızda görmüş olduğunuz biraz yukarıda. Ama şu an için hareketli ortalama üstünde olduğu için güzel. Bunu nasıl yükselişi burada 37-38 seviyeleri aşıldığında gerçekleşecektir. O zaman da ilk nihayede 48 akabinde 77'li seviyelere doğru gitme olasılığı elbette var. Eğer hisseyi götüreceklerse. Belki de yıllarca böyle bir konsolide olacak bu taraflara doğru. Sonrasında herkes bıktığında gidecek yani. Bakacağız. Ama güzel, kötü değil. Kızılbükü beğendim. Evet. AKMG'ye zaten işte incelediğimiz, güzel kazançlar sağladığımız bir hisse senedi. Twitter'dan çokça paylaştık.
Evet, şurayı kırılımında mesela şurada bir kırılım vardı. Bu kırılımdan sonraki yerde burada hareketli ortalamanın birbirine çok kesiştiği çok iyi bir yerdi. Buralarda Twitter'da yine alım yaptığımda işte bir şekilde konuştuk ve buradan iyi marjlar sağladı buralara kadar 150-160 bandında. Sonra şurada 130'larda yeniden çıkış yaptık. Güzel bir oran oldu bizim için. Yani kısa ve orta vadede diyelim. Sonrasında elbette fiyatlandığı için burada da bir negatif uyumsuzlukları vardı. Gibi 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 gibi. Akma Ege tarafını şimdilik işte yani buralara gelirse bayılır alırım. Hani her türlü alırım. Yani benim için orandır bu. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şu an için yukarıda. Ha, pozitif mi? Pozitif, hiçbir problem yok. Kendisini devam ettiriyor. Burada 158 seviyesi altına kapanırsa ilk etap 145, sonrasında aşağılara doğru düşmek isteyecektir. Şu an için hiçbir problemi olmadığını söyleyebilirim. Nihayet de burada yükselen kanalın üst bantları. O da uzun bir tabii ki yol. Evet. Şirket bilgilerine baktık. Mesela bu kime aitmiş? Lapierre %45'ini almış. Akyük Holding, Tekfen, David Braunstein diyor. %6,8'ine aitmiş Akmeyye tarafı. Lapierre. Evet, %45'ine sahipmiş. Totalde. Ya mesela bunun bakın sermaye 37 milyon. Güzel bir sermaye bu. Hani zaten sermayesi düşük. Mesela bunun en son ne zaman 2011'de bedelsiz demek ki. %72 bedelsiz vermiş 2011'de. Yani bunun temettü, pardon, bedelsiz bölünmesi olanakla 37 milyon. Güzel. Harika. 37 milyondan 3 milyar. Yani üst kaynak oluşmuş. 100 kat. Evet. Akmege'ye beğendiğimiz bir liste senedi zaten. Bu da bu şekildeydi. Geçtik. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hemen buna da bakalım. Berbat bir bilançosu var diyebiliriz. Hani öz kaynak kardeşi falan çok çok güzel değil. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %65'ine sahip. Simpaş Kızılbük'ün ana ortağı %65 oranında, iştirakleri burada. Oz ve Real Estate GmbH. Neymiş bu? Evet, bunlar da iştirakler işte. Beyaz Kum Satış Pazarlama, Güney Marmaris Otel Yönetimleri gibi gibi gibi. Ya o bilançodan sonra hani çok böyle burada %25 2022'de bir bedelsiz vermiş. Takasa baktığımızda İş Yatırım, Ak Yatırım, Halk Bank, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, yatırımlar buna kovalamış. Ve genel itibariyle satış var. İş Yatırım topluyor son aylıkta. Burada tam alan kim var bakalım. Tam alan burada Osmanlı Yatırım full alıyor bu hisseyi. Yani takası da çok verimli değil. Fonlara baktığımızda iki tane fon var. Mesela bu ne? İstanbul Portföy mü? Evet, İstanbul Portföy'ün fonu var burada. %2,38 6 Kasım'la birlikte giriş yapmış. Bunda da hafif bir azalma. Bu da birincil Nurol portföymüş. Bu da Nurollar Mubiyo. Ya bunun temel verisini çok beğenmedim. Neydi? KBGY olmadı. Evet. Hemen tekniğine bakalım. Parçalamışlar ya. Köpekler parçalamış bunu. Evet, neredeyse halka arz o. 2020'de halka arz olmuş ve buraya süründürüyor. Yani bir yerlerden kopacak arkadaşlar bu. Bunun için takip etmemiz gerekiyor. Yani bilançoları da böyle kötü gösteriyor olabilirler. Şöyle söyleyeyim. 20 üzerine atarsa pozitife geçer. Sonrasında akabinde 49-50 seviyeleri bunun nihai hedeftir. Yani bıktırana kadar uğraşabilirler. Yani böyle senelerce gidebilir bu. Ama bir yerden sonra gidecektir. Biraz süründürebilir, sizi çok beğenmedim o yüzden. Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Hemen baktığımızda ne durumda? Güzel, kötü değil o kadar. Finansal borçlukları biraz tabii ki artmış. Duran varlıklarında %12'lik bir düşüş olmuş.
Mavi kara iyi. %35 oranında öz kaynağı artırmış. Güzel. Burada esas faaliyet kârı iyi. 161 milyonmuş. 114 milyon. Neye göre? İyi tabii. O da ayrı biliyorsun. 318 milyon tabii ki sermayesi orta. Yani diğerlerine baktığımızda genel itibariyle 700 civarıydı. Pasta payı da Mahmut Akbal, Eyüp Zeki Akbal şeklinde. %28 Mahmut Bey'e, %22'şer de Eyüp ve Zeki Bey'e ait. Yani aile şirketi gibi sayılabilir burada. İştiraklere baktığımızda Fuzul İnşaat, Fuzul Gayrimenkul, Fuzul İş Ortaklığı, Fuzul İnşaat gibi iştirakleri de var. Kurumsal bir şirket diyebiliriz. Sermaye bir şey yok. Evet, vakıf, ziraat, iş yatırım, garanti, yapı kredi. Bu aynı şekilde burada takasında var. Devamlı alım yapan Ak Yatırım tarafı alıyor bu hisseyi. Sonrasında info son 3 aylıkta topluyor. Genel itibariyle alan burada TEP Yatırım ve Marbaş tarafı Ahlatçı Yatırım'da alıyor hisseyi. Evet. Genelde aracı kurumlar alıyormuş. Fonlarda burada Deniz'in var. O da artırım yapmış 9 Ekim itibariyle. Evet, bu şekildeydi. Hemen bakalım. FZL ve YM. Fuzulge. Evet. Burada halka arz edilmiş. Ağustos 2023 ile 9'dan 29'a gitmiş. Az gitmiş. TLP düz gitmiş. 9'dan 28. Akabinde tekrardan 12. Yani güzel. Yani hiç değilse hani güzel yerlerde, iskontolu yerlerde, hiç değilse teknik açıdan. Ha, bunu indirirler veya bu taraflara getirebilir mi? Getirirler artık. Bundan sonrası da zaten kripto tarafına yazılır bu. Hani lig olur herhalde. 15.50, 16 üzerine atarsa arkadaşlar bu 15, hadi 10 kaç olsun bu ya? 15.50 üzerine attığında pozitife geçer. Akabinde buradaki tren kırılımıyla birlikte burada 22'leri okuyabilir. Fuzul GMO. İzlemeye, takip etmeye beğenirseniz tabii ki yani düşünebilirsiniz. Çok çok kötü değil. VRGO. Bakalım. Evet, VRGO'ya baktığımızda özet rapora neler varmış. Evet. 1 milyar 66 milyon net dönem kârı getirmiş. Çeyreklik net kârı güzel. 5 milyon 790 bin. Harika, güzel. Burada kötü bir şey yok aslında bakarsanız. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Emre Sevda Fırat. %36, %36, %72 demek ki güzel aile şirketi denilebilir. Takaslarına baktığımızda yatırım fonu. Burada alan Citibank. Bu güzel haftalıkta. Bu çok mu yeni? VRG. Ne zaman alfaz olmuş? Evet. 29 Ekim sayalım. 27 Ekim devam. 29 Ekim yeni. Güzel. Evet, toplayan Citibank genel itibariyle satılıyor. İntegral topluyor. Şeker Yatırım topluyor. Meksa topluyor. Global topluyor. Toplanır ya. Güzel. Evet. Tekniğine baktığımızda tabii böyle bir yükseliş trendi. Bunu ne yorum yapabiliriz ki? Bunu kısa vade değerlendirelim ve şöyle bakalım. Haftalık. Yani saatlik pozisyonda. Evet. Burada öncelikle kısa vadede bile negatif. Tekrardan pozitife geçmesi için 24.40. Yani buna şöyle kısa bir tren çizecek olursak. Şuradan aldık mesela. Şöyle götürdük. Evet. Yani bu trendin içerisinde devam ettiği sürece yani buradaki kanal izlenebilir bunda. Buralarda dipler gibi şu an için. Tabii bunun aşağısı her zaman olur yani. Hani, aman yanlış anlaşılmayın. Hiç bir şey sorun değil. Yanlış bilgilendirmekten dolayı çok üzülürüm. Burada hareketli ortalaması olan 25 üzerine atarsa pozitife geçer. Bununla birlikte şu an için 23.30'da. Umarım buralar yani bu kanalı izler ve yukarılara doğru gider. Güzel şeyi bilançosu güzel. Kötü değil. VRG'yi takip edeceğim. Evet, MHRG'ye. Neyse, şeye geçelim. Evet. VRGO'nun şeyi kaçtı, ona da sonunda bakayım. Evet, özet rapor güzel. Bilançosunda bir kötülük yok. Şirket bilgilerine baktığımızda 827 milyon sermayesi var. Çok. Quick sigorta, korpo sigorta %62. Evet, tahta cinsi diyebiliriz. Bağlı bir ortaklığı yok. Sermayesine baktığımızda bir bölünüm yok. Bu da mı yeni ya? MGR. Evet, bu da yeni. Vakıf bir şekilde günlük ve haftalıkta topluyor.
Burada Oyak Yatırım topluyor. A1 Kapital iyi topluyor. A1 Kapital de var ya, tacirler yine aynı şekilde gibi gibi gibi. Buradan çok bir şey göremeyeceğiz anlaşıldı. Sigorta şirketi bir şey. Korpus ve Quick. İlginç. Evet. Takas'tan da bir şey bulamadık. Yani ha. MHG'li. Okey. VRG. Evet, bize bilanço çok bir şey vermedi. VRG onun bir de şeyine bakalım. Sermayesi 205, iyi. Ötekine göre gayet iyi. Unuttirdik. MHG. Evet. Hmm. 200 saatliğinin altında, yani kısa vadede altında. Hiç değilse şurayı yesin arkadaşlar. Yani 5.74'ün üstüne kırsın bu ya. Hani buradan alırsınız, biraz sizi uğraştırabilir. Böyle böyle tavan tavan alından çak. Yani güzel dip bölgelerinde ama çok bir şey göremedik bilanço tarafında. Hemen SNG'ye o bakalım. SNG de eski bir şirket. Özet rapor. Burada bilançoda çok okuyacağımız bir şey yok. 471 milyon, %40 artırmış ama net dönem kârında böyle bir şey yok. Çeyreklik net kârda o kadar ciddi bir şey yok. Dönem varlıklarını artırmış. %2 de öz kaynaklarını. Çok çok bir şey yok. Avni içeriye aitmiş. %38'i Arı Finansal kiralama anonim. %10'una aitmiş. Geri kalan dışarıda, tahtacı hissesi değil aslında, yani hani çok çok değil. Sermaye artımlarına baktığımızda burada bedelsiz açıklamış genel itibariyle. Bu da tabii ki hoş. Ben zaten bedelli olanı direkt sildim. Babamın oğlu olsa silerim. Evet, İş Yatırım, Vakıf, Garanti Türkiye Ekonomi, Citibank. Görmüş olduğunuz gibi Garanti Türkiye Ekonomi ve Citi genel itibariyle topluyor olmalı. İş Yatırım'da full satıcılı bu hissede. 570 milyon notu var tabii ki. İş Yatırım'ın bu SNGO içerisinde. Evet, ötekilerin de toplaması gayet iyi. Genel itibariyle burada görmüş olduğunuz gibi fonlarda var içerisinde. Ufak ufak düşmeler var ama mesela burada Oyak ciddi bir şekilde artırmış. Evet. Güzel. Bu olması da iyi. Şirket bilgilerinin sermayesi neydi? Bunda mesela 1,5 milyar sermaye var. Geç. Evet, SNG'ye şöyle bir haftalık grafik açalım. Ah, bakmamış mıyız buna ya? Yok artık 200 haftalar mı yani? Evet, en son 7'ymiş, sonra 3'müş. Daha ne zaman 7'ymiş? 1 Ağustos 2022'de 7 liraymış arkadaşlar bu. Şu an 3 lira. Yani TL'nin enflasyonunu da sayacak olursanız hani alanı hani mahvetmiş bir hisse bu ya. Alanı mahvetmiş bir hisse şu an gördüğüm kadarıyla. Bunu bir dolar bazını açalım da hep beraber bir bakalım ya. Hisse nasıl böyle adamın canını alır, mahveder. Yani TL'de dursa daha az zarar ederdiniz. Evet. 2008'de 1 dolarmış. Şu an 0,10 dolar. Onu boş verin. Şurada 2021 Şubat, 2021'de 0,46 dolarmış. Şu an 10 set. Yani bu kadar, buna bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. Bunu geçtik. Nurol Gayrimenkul. Evet, genelde tahsisli falan filan. Bakalım özet raporunda durumlar ne şekilde. Bilançosu kötü. Yani iyi bir şey. Ben çok göremedim burada. Şirket bilgilerine baktığımızda burada 335 milyonluk bir sermaye yapısı varmış. %40 6'sı Nurol Holding'e ait. Nurol LLC %52. Teknoloji Sanayi Nurol yine %5. Yani kurumsal bir şirket gözüküyor şu an. İştirakleri yok gibi bir şey. Yok. Yani yok gibi bir şey değil. Buraya baktık. Tahsis oranı tamam. Takasa bakalım. Ak, İş, Garanti, City, Ziraat. Ak ve İş bunu komple satıyor 6 aydır çakıyorlar. Bunu toplayan Garanti. Citibank'ta sadece günlükte satış olmuş. Ufak ufak o da topluyor hisseyi. Burada genel itibariyle alan var mı? Evet. Midas menkul. Yani bunun alması güzel. Mesela Midas ufak da olsa alıyor bu hisseyi. Güzelmiş. Demek ki vardır bir şeyler.
Midas'ın kulakları sağlamdır. NKS Nurol portföy. Mesela fon, kendi fonunu sokmuş. %84'le. Güzel. Ya işte bir mesela atıyorum işte bu Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani tahtanın içerisinde işte olunca bir şirket biraz böyle kıllanıyorum. Yatırım. Evet, şöyle haftalığını açalım. Çok konuşma. Evet, haftalığını açtığımızda böyle bir yükselen kanalla karşılaşıyoruz. Burada bir düşen, evet. Haftalıkta bile 200 haftalıkta. Güzel. 200 günlük de aynı zamanda. Nasıl oluyor bu ya? Bayağı bir düşüm var. Evet. Ya GEO sektörü zaten mesela bu da 2021 Eylül ayında 18 liraymış. Şu an için 7 lira. Al dolar tarafına. GEO mahvetmiş. Umarım bunlarda bir atak gelir. Yani hareketli ortalama üzerine olmayan bir şeyi gerçekten almayın arkadaşlar. Yani bu kadar üzüyor işte. Hani o onu dedi, bu bunu dedi, gerek yok ya. Vallahi bak. 2021 Eylül 2 dolar şu an için 29 sent. Hani gayrimenkul bu kadar değer artışı yaşanırken neyse, hani dip olarak bakılabilir. Ne söyleyeyim bunun için? 7.72 geçilirse burada ilk etap var. Yani tekrardan 18'i görebilir arkadaşlar. Çok çok beğenmedim bunu. Hatta hiç beğenmedim belki. EYGO. Özet rapor. Ve güzel bir bilançoyla karşılaşacağız. Evet, karşılaştık. Finansal borçlukları artsa da dönem varlıkları çok çok karşılıyor. %11'de öz kaynaklarını artırmış. Güzel. Net dönem karı %33'müş. Fabökü 138 milyon. Esas faaliyet karı 123 milyon. Brüt satışlarda artmış. Dönemsel bir güzellik var. Çeyrek net kar geçen döneme göre ama olmamış. Gerçi bu dönemsel derken burada geçen yılın oranıyla pardon. Çeyreklik net kârda yine 60 milyonluk bir kazanç sağlamış. 60-60, 180-240 olsa 3 3 olur. FK çok bir şey çıkaramadı. Ömer Faruk Çelik'e aitmiş %67. Diğerde de %33 varmış. Sermayesine bakmıştık. 82,5 milyon. Mesela güzel. Sermayesi kötü değil. Öz kaynaklarına baktığımızda da 607 milyon. Yani herhalde yeni bir şirket bu. Geliyor. Evet, yeni bir şirket. Güzel. Beğendik yani. Şu an için iyi. Onay bekliyormuş. Bakın %142 bedelsiz onayı varmış. Güzel. Bu tarafta da bir iş yapabilir mesela. Takasına baktığımızda bize neler söylüyor? İş, vakıf, garanti, ziraat, yapı kredi tarafı. Günlükte satışlar var. Ama genel itibariyle 6 aylıkta toplamışlar. Garanti haricinde burada full alan, burada Osmanlı yatırım olmuş. Yine QNB Finans Bank full alıyor malı. Evet, burada Alternatif ve Sanko tarafında da alımlar var. EYGO bedelsiz onay bekliyormuş. Bakalım neler olacak, hemen teknik analizine bakalım. Böyle bir düşen bir trendde sonuç itibariyle 2023 Ağustos'tan beri bu düşüş söz konusu. Halka arz fiyatı ise 15,67, yani hemen hemen oralarda bir konsolide oluyor. Yani bezdirme çabaları. Burada bu yükselen burayı kırarsa arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Olasılıklar üzerinden gidiyoruz. Fiyat her zaman her tarafta olabilir değil mi? Mesela burada 20-200'ü kesmiş bir pozitife doğru gidiyor. Zaten 21'in üstünde 50'nin üzerine atmış. Güzel mesela, teknik açıdan bence gayet olumlu. Yani burada işte bu şu olmuş, bu olmuş, bilançosu kötü olmuş. Yani biz bilançosu temelcisi değiliz ki. Burada teknik eğer yukarı çıktıysa ve güzel de bir sermaye oranı varsa, yani iş yapabilir. Bedelsiz onay gelecek mesela, atıyorum. Burada denenir buralarda belki. Burada 22, 24, 26 seviyeleri tak olacaktır. Sonrasında 32 seviyeleri ve bunun nihai hedefi 50 seviyelerine kadar bir oluşum içerisine girebilir. Güzel, ben beğendim. EYGO'da bakacağız. Yani sektör GEO tarafında bir kıpranma, bir momentum yakalanırsa bunları değerlendirilebilir. Yani çok küçük şeylerle tabii ki. Koray Gayrimenkul'e bakalım hemen.
Bilanço kötü. Sermaye 40 milyon, güzel. Ama öz kaynak daha da kötü. Yani buna bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. Bunun bedellisi de varmış. Sadece ona mı geçtik? Mistral. Evet, Mistral tarafında evet net dönem kârı artmış, güzel bir bilanço bizi karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Moralimiz bozuluyordu. Önder Türkkan'ı ne güzel bir soyadmış. %31'de Haydar İnanç %25'te güzel %50'yi oluşturdular burada bir küme halinde. İştiraki var mı? Yok. Sermaye ve temettülerde genel itibariyle bedelsiz, temettü ufak da olsa veriyor. Temettü verimliliği de var. Takas analizine baktığımızda yatırım finansman. O da yabancı sayılır yani. İş yatırım, hak yatırım, garanti yatırım, ziraat gibi gidiyor takasında. Garanti topluyor bu malı. 6 aylıkta sadece satışı var. Devamlı alanlarda mesela burada Citibank'ı görüyorsunuz. 720 bin nota erişmiş. Citibank komple alıyor 6 aydır. Bunu topluyor. EYG şey MSG'yi özür dilerim. Hemen bunun şeyini açalım. Ya ben de sizle ilk defa tabii ki şey yapıyorum. Ben de sonrasında videoyu izleyeyim. Hangileri beğendiysem onu not edeyim. Alayım. Takibe. Evet mesela burada bir düşen trendi kıran olmuş. Burada düşen trendi kırmış. Burada nihai hedefi yine 12.41'ler olacaktır. Yani çok çok böyle bedava mı değil. Mesela şuralarda olsa çok güzel yerler. Mükemmel. Bayılırım. Yani şuralar olsa 8 ve güzel. Ama hareketli ortalamasının üzerinde bir atak söz konusu burada. Hiç değilse bir fraktalla 12.41'lere gidecektir. Devamında şöyle haftalığına baktığımızda ne diyor bize? Güzel devamını sürdürecektir. İyi misin canım? Evet, MSGO da bu şekildeydi. Güzel. Ben beğendim. Devamı gelsin bakalım. Evet. Mistral özet rapor. 1 milyar 350 milyonmuş. 135 milyon da sermayesi. Güzel ya bunu beğendim. Güzel. Atagi'ye bakalım. Atagi'de bilanço o kadar iyi değil. Satışlar düşmüş. Brüt düşmüş. Burada net dönem karını artırmış 50 milyon ama muhtemelen yeterli değil. Dönem varlıklarda düşüşler var. Öz kaynağını da artıramamış. Evet şirket bilgileri. Ata Portföy ikinci serbest fonu. %16. İsa Gönülcan, Erhan Kurdoğlu küçük küçük paylara ayrılmış. Ata Holding anonim iş şirketi de %6'sına Tuna Kurdoğlu da %5'ine sahipmiş. Evet. Sermaye toplamda 47,5 milyon. İyi güzel. Burada iştirak olan ata yatırım menkul kıymetler. İştiraki yok ya kafa durdu. Çok fazla karıştık. Evet. Halka arz falan filan. Bunlarmış. Yani netice itibariyle burada görmüş olduğunuz gibi %53 kısmı tamamlıyor. Hani bir tahtacı demesek de eğer bir kurumsal yapı tarzında bir şirket. Ata geliyor bedelli vermiş. Bunu geç ya. Yani. Onu bakmaya gerek yok zaten. Niye öyle oldu? Atagi'ye tekrar bir bakayım şu sermayesine. Bir şey çıkar. %187 milyon 47 milyon. 5 kat artırmış. Ne zaman çıkmış Atagi'ye? Adı güzel bir kere ya. Atagi. Yok ya. Şey olarak bir evet biraz dip seviyeler var ama buralar olsa daha iyi olur. Çok bir ışık göremedim arkadaşlar ya. Biraz da beni irrite eden taraflar mesela şurada işte ikinci serbest fon. Yani adam kendi fonu var. Fonuyla işte ya hem iş yapıp hem böyle borsayla uğraşınca kıllanıyorum ben. Bir şey oluyorum yani. Çok hoşuma gitmiyor. Belki yanlış bir düşünce ama sermaye olarak mesela yüksekten düşeye doğru gittik. Ata geliyor ve it geliyor. Mesela 200 küsür 300 kaç mesela işte şu anki durumu. Bakayım ben size bakalım. Evet. Burada it geliyor 293 ata geliyor da 430 milyonluk bir şirketmiş. Yani 430 kişi birer milyon verse alacak şirketi.
O yüzden hani düşünürseniz bilemeyeceğim ama hani çok çok beğenmedim. Ata İdigeye bakalım. Hemen ona geçelim. İdaris Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bilançoda hani %65'lik bir net dönem kârı var ama çeyreklik net kârda düşüş. Öz kaynağında çok büyük bir yükseliş yok. Babek düşmüş. Yani dönem varlıklarını artırmış ama finansal borçlukları gerçi karşılıyor. Çok kötü bir şey yok. Onu söyleyeyim. Satışları da artırmış. Ona rağmen daha büyük bir kar gelse iyiymiş. Esat faaliyet kârı da aynı şekilde. Daha büyük bir kar gelse iyiymiş. 881 satıştan esas faaliyet kârı 3 milyon 381 gelmiş. Yani daha ne olsun değil mi? Olabilir. İbrahim Ekşi %15'ini almış. Tahtacı hissesi değil. Tamamen dışarıda çok çok hani bir şeyler yapılır mı bilmiyorum tahtacı topladıysa. Burada garanti iş yatırım bizim Halk Garanti Vakfı görüyorsunuz. Bizim menkul 3,5 milyon not ama 6 aydır full satmış. Burada garanti yatırım 3 aydır topluyor. Tam toplayan yapı kredi diyebiliriz. Gibi gibi takası böyle her neyse. Özet rapor şirket bilgileri. 50 milyonluk bir sermayesi var. Güzel. 50 milyon da 131 yapmış. Yeni mi bu? İdiye. Yeni de değil. Demek ki evet, neyse. Ya 5 liralar falan güzel destekler olur. Burada tam da çanağına gelir. Yani tekrardan buraya bir dokunuş olur. Şurayı kırarsa da güzel yerlere gelebilir. Çok çok beğenmedim. Demek ki o yüzden ucuz. Bilemiyoruz. Böylece arkadaşlar bir şekilde gayrimenkul sektörünü sizlerle bu videoda paylaşmış bulundum. Umarım güzel bir video olmuştur. Hiç değilse burada arşiv olarak kalır. Şirketleri kendi açımda amatör bir şekilde sizlere sunmaya çalıştım. Herkese selam. Geo sektörü de artık bir yükselsin. Herkese selam.